Teravih namazı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz üç gün, dördüncü günde üst üste kendisi Mescid-i Nebevi'de teravih kıldırdı. Bir gün Ramazan-ı Şerif efendim, yatsından sonra e, Mescid-i Nebevi'de sahabe efendilerimiz oturuyorlardı. Bir defasında bir geriden alayım. Ramazan-ı Şerif'in maadesi dışında evine gitti. Kış geceleri uzun. Sahabe efendilerimiz mescitten dağılmadı. Yani Eve gidip ne yapacağız dediler. Bari vaktimizi mescitte değerlendim. Şimdi 7 yedi, yedi buçukta yatsı bitti. E ondan sekiz dokuz e ona kadar. Efendim ne yapacağız dediler. Mescitte oturuyorlar. On Cebrail Aleyhisselam geldi. Allah Celle Celaluhu efendim senin ashabından hoşnutluğunu bildirdi. Resulullah merak etti ne oldu acaba diye. Peygamber de olsa Mevla bildirmezse her şeyi bilemez. İbrahim Aleyhisselam'a melekler geliyor. Kim olduğunu bilemiyor. Daha sonra kimsiniz siz diyor. Fevcese fiyumul Onlardan korktu hatta. İkramlarda bulundu yemediler ve dediler biz efendim Resulü <laughs> Rabbik elçileriz. Ha o zaman anladı. Cebrail da haber verince bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Mescid-i çıktı. Camiye yani. Bir baktı ki ashabı hepsi orada. Halbuki yatsı kılınmış. Dedi ey ashabım niye burada ne oturuyorsunuz? Dediler yani mescitte camide vakit harcayalım. Ne ecdat böyle e, Süleymaniye Camii'nde Osmanlı'da 272 tane görevlisi varmış. İlk okuduğumda şaşırdım. Bir camide 270 tane görevli. Şimdi bazı camilerde 5-6 tane görevli veriliyor. Oo, bu kadar görevliye ne gerek var falan. Şimdi ecdat cennete gidebilmek için camiye gidiyordu. Camiye gittiği zaman da orada görevliye ihtiyaç vardı. O görevliler de bir kişi beş kişi yetmiyor. Biri tefsir, biri fıkıh, biri akaid, biri kelam, biri tasavvuf. Orada dersler okuyorlar. Camiden çıkmıyor. Yatsıdan sonra iki saat, üç saat Süleymaniye Camii. 272 tane görevlisi vardı. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz ashabına dedi ki Rabbim Celle Celaluhu efendim, e, Cebrail aleyhisselam mahsizinde iftihar etti. Allah'ın böyle iftiharı bizim gibi değildir tabii. Hoşnutluğunu bildirdi yani. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu Buhari'de geçer bu meşhurdur anlattığım mesele. Onlara orada eee Resulullah efendimiz sevindiği zaman yüzü dolunay gibi parlardı böyle. Ramazan-ı Şerif'te efendim e, ashabına yanına geldi, e, namaz kıldırdı. Bunu duyan sahabe efendilerimiz ikinci gece geldi, u Mescid-i Nebevi doldu. Ondan sonra üçüncü gece izdiham oluştu. Yine kıldırdı. Dördüncü gece efendim geç çıktı. Geç çıktı. Resulullah efendimiz buyurdu ki ümmetime farz olur bu. Çünkü bir şey farz olduğu zaman yapmazsan günahkar oluyorsun. Farz ile sünnet arasındaki fark şu. Yani farz yapman şart, yapmadığın zaman günahkar oluyorsun. Sünnet teravihli mesela. Yapıyorsun, sevap kazanıyorsun. Yani 20 rekat bir gecede 30 gecede 2 kere 3 600 rekat yapıyor. 600 bunları ayrıntılı konuşacağız. O'nda çok uzun hadisler var. 600 rekat zincir halkaları gibi cehennemin kapılarını kapatıyor birine bir. Yani yap bu sevapları al. Yapmadığın zaman günahkar olmuyorsun. Rahmet işte bu. Allah'ın bir rahmeti şefkati. Yani sünnetlerde yapılınca sevap var. Yapılmadığı zaman günah yazılmıyor. İnsanlar diyor ki bunun günahı var mı? Ya arkadaşım her yapılan eğer terk edildiği zaman günah olsaydı o zaman evvabinin işra kuşluğu, teheccüdü, efendim sünnet olarak her sünneti terk ettiğinde o zaman binlerce günah olacaktı. Mahvolurduk biz. Bu bir rahmettir. İlla her şeyden günah aramak Doğru değil. Sevabını bulalım ya. Bak hazır sevap var burada. Şimdi tek tek söylüyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra sahabe döneminde farzlarda zaten orada kimse tartışmamış. En büyük ittifak edilen ve bütün sahabenin icma ettiği yani ittifak ettiği en büyük sünnet teravihtir. Çünkü Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali bütün zevat orada Teravih namazı kılınıyor. 20 rekat kılınıyor ve kıldırılıyor. Bir kişi de itiraz edip de ya bu neyin nesi? Resulullah'ın yapmadığı bir şeyi sen yapacaksın. Sahabe susacak. Mümkün değil. Böyle bir şey yok. Çünkü Allah Celle Celle onları bize örnek göstermiş. Fe in bi bihi. O sahabe gibi inanırsanız ve kadihte hidayet bulursunuz. Allah onları bize örnek yapmış. Ashabi kendi hocum, ashabım yıldız gibidir. Fe be yimukta Hangisine uydunuz hidayeti buldunuz. Mesele ciddidir. Onun için buradaki hususu iyi anlamamız gerekiyor. Yani teravihte çok büyük bir sahabenin ittifakı var. Biz bunu inşallah camilerde tabi e, kılınamayacağı bildirildi. Ancak e, inşallah şu Rabbim Ramazan'ın bereketine e, şu Covid tez te, te zaman selamet bulur da. Yani hadi ilk haftası kılamadık, ikinci hafta inşallah bir e, yumuşama olur da. Ondan sonra tekrar e, bir mütala edilir diye cümle kullandılar. On ee, o niyetlere efendi istiraden ya Rabbel Alemin Ramazan-ı Şerif'te orucumuzu tutmayı teravihlerimizi <laughs> hakkıyla kılmayı bizlere nasip eyle. tabi biz e, yani camide kılınamıyor diye mesela geçen sene de camide kılamadık ama hiçbir teravihde aksatmadık biz evimizde. Efendim işte Sayın Ahmet'le beraber e, efendim yeğenlerle vesaire <laughs> teravihlerimizi kıldık. Velhasıl evlerde kılalım. Aksatmayalım. Yok efendim işte şu kadar da olur, bu kadar da olur. 12 olur, 15 olur, 8 olur falan. Bunların hepsi beyhude sözlerdir. Bunların hiçbirinin tutarlı tarafı yoktur. Çünkü bütün sahabenin ittifak ettiği 20 rekatlık bir teravihi böyle orasını burasını kırparak bu zamana kadar gelmiş olan güzelim efendim dinimizin yapısını, aslını, ahengini bozmayalım da efendim sonradan uyduruk şeylere de tabi olmayalım. Allah bizi hak çizgide daim eylesin. Yani te, ve, Resulullah efendimiz "Men ka'am ramazanı imanın vakti semen gufire lehu bir. <laughs> ramazan-ı Şerifin gecelerini kim ayakta durur, yani teravihlerini kılarsa Allah onun geçmiş günahlarını af eder." diyor. Evet.